Süper Lig'de ikinci hafta maçında Sivasspor kendi sahasında Konyaspor'u konuk edecek. İlk haftanın kaybedenlerinden birisi Sivasspor. Kayseri deplasmanında kaybettiler. Konyaspor ise çok çok önemli bir galibiyet elde etti. Önemi şu, hem lige yeni dönmüş bir takım açısından büyük bir takıma karşı elde edilmiş, hele böylesi bir hani geriden gelip elde edilmiş bir galibiyet, hani normal bir galibiyetten çok daha değerli. Bunu motivasyon açısından mutlaka bu maça taşıyacaktır. Çünkü biraz daha özgüven veriyor bu futbolculara. Böyle düşünmek gerekiyor bence bu maça bakarken. Konyaspor yani Sivas deplasmanına giderken bu özgüvenle gidecektir. Konyaspor lige çıkmış, yeni çıkmış takımlarının yaşadığı hani sıkıntıları yaşayacaktır mutlaka. Çünkü yani Süper Lig kalitesiyle tabii ki daha alt liglerin kaliteleri birbirinden farklı ve hani birden oraya o sahneye çıktığınızda hani ne kadar önemli bir galibiyet almış olursanız olsun belli sorunlar, belli aksaklıklar söz konusu olacaktır. Transferler Konyaspor'da da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Onların da bu anlamda Eylül'e kadar çalışmaları olacaktır. Sivas Spor'sa Roberto Carlos hamlesiyle bir şey deniyor. En önemli Roberto Carlos'la ilgili yapılan hani transferden sonra yapılan yorumlardan bir tanesi de tarafları stada çekmekti. Hani bununla ilgili bir şey söyleniyordu özellikle yönetim cephesinden gelen açıklamalarda. Bu maçta biraz da onun gözükeceği maç. Yani Roberto Carlos takımına ve Sivas Spor'a nasıl bir destek, nasıl bir ilgi olacak? Bu maç biraz da onun maçı olacaktır bence. Öyle değerlendiriyorum ben kendi adıma. Maça dönecek olursak ligin ilk haftası itibariyle hani morali çok yüksek bir Konyaspor biraz daha cesur oynayacaktır diye düşünüyorum ben. Sivas Spor'un da bu oyuna karşılık verebileceğini düşünüyorum. Sivas Spor geçen seneye göre hani kadrosunu çok fazla değiştiren takımlardan bir tanesi değil. Hani belli transfer, belli bölgeleri belli transferler yapan takımlardan bir tanesi. O yüzden kadrosu daha oturmuş bir takım. Bunun bir avantajı var. İç sahada oynayacaklar. Konyaspor ne kadar ilk haftayı dediğim gibi çok çok iyi geçirmiş olsa, böyle daha cesur, daha özgüvenli oynayacak olursa, oynasa bile Konyaspor'un biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin oturtması için, bazı sıkıntılarını gidermesi için Süper Lig'e Süper Lig'e geri dönüşüyle birlikte hani biraz daha adapte olması için. O yüzden ben bu maçta bir adım önde görüyorum Sivasspor'u. Benim Sivasspor Torku Konyaspor maçında favorim ev sahibi Sivasspor.